Bir şey soracağım. Sen her şeye, herkese bir şey söyleyebiliyorsun. Yani herkesin senden alacak bir bilgisi var. Peki hastalıklarla ilgili de yıldızların durumu önem taşıyor mu? Tabii ki. Hmm. Yani medikal astroloji alanı var ve ben çok severek ilgileniyorum o alanla. Ve bu konuda da danışanlara bir şey söylüyor musun? Tabii ki bir mesela bir tıp insanı değilim, okumadım etmedim ama bununla alakalı bilgiler var. Mesela ayın hareketleri var. Ay 2,5 günde bir burç değiştiriyor ve ayın girdiği burç. Örnek veriyorum, bugün birkaç günden beri ay aslan burcundaydı. Mesela belki şu an hepimiz kendi hayatlarımızdan bakabiliriz. Hafta sonu itibariyle bu pazartesi günü de mesela sırt bölgesi ağrıları, duruş bozuklukları, kalp tansiyon gibi hastalıkların ön plana çıktığı bir dönemdi. Şimdi bugün ay başağı geçti akşam saatleri itibariyle. Bu birkaç gün mesela sindirim sistemi ve bağırsaklarla ilgili sıkıntı ve problemleri açık olabiliriz. Ay hangi burçta dolaşıyorsa o burcun konu ve olayları ya da organları. Ya sen ona çünkü öyle bir bakıyorsun. Aslında inanmıyorum bu işlere. Yani böyle. Hayır, ben inanıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ben böyle bir şey görmedim. Ha, omzum, sırtım, eklem. Ben aslan burcuyum. Ya sürekli ağrıyor. Evet. Ben hep yaştan diyorum. Yani, aramızda bana kumpas kurmayalım rica edeceğim. Benim yani ister. Buyurun efendim. Çok özür dilerim. Ben tabii söylediğiniz için ne yapabiliriz boyutunda. Evet. Ben ülkemizin gençlerinin, insanların sporla, tenisle, özellikle tenisin o güzel kurallarıyla tanışabilmesi adına sizi bir Nisan ayında bizim uluslararası dünya çapında iyi sporcularımızın geldiği İstanbul'da kendi merkezimizde çok güzel bir turnuvamız var. Oraya davet etmek istiyorum. Kesinlikle. Ben gelirim hocam. Vallahi. İkincisi de yine ülkemizin en uç noktasında Van'da ve Şırnak'ta biz sokak tenisi etkinliğiyle uluslararası turnuvalar yapıyoruz. O da ilginçmiş. Mesela Şırnak'ta gelseniz özellikle sanatçılarımızın o yerel sanatçıların dengbej denilen bile evler yüzyıllardır o sanatçıların kendi kültüründe, kendi dilinde söyledikleri şarkıları, türküleri dinleyebilme şansı. O toprağın o güzel kokusu, dağın güzel şekli, Türkiye'mizin o güzel ilinde uluslararası bir turnuva da yapıyoruz. Bir de orada ağırlamak. Yani imkanı olan herkese her şekilde orası başımızın tacı misafir aynen etmek oldu, isterim. Yani Mayıs ayında da orası. Yani çok hocam, seveceğiniz deneyim. Hocam isminle çağırırsanız geleceğim diye. Seni çağırmadı tatlım. Beni çağırdı. Yalnız üstadım bir şey hocam hepimizi davet ediyor musun? Sürekli müdahale ediyoruz. Evet. Bu tip sporlara sanki bir kahraman figür lazım. Yani insanların takip edildiği. Beni seçti. Aynen öyle. İkon. Yani mesela bisiklet sporunda, tenis sporunda işte bu yani bu tip sporlarda ikonik birisi lazım ki peşinden gençleri, kitleleri ve evet. Yemezler, o sensizsin. Ya. Sen yaşıyorsun, çocuğun var. Ben lastiği patlatanlar da tamam bittik artık. Futbolda oluyor ya mesela Messi ya da bir şey değil mi? Bir ikonik bir kahraman çıkartıyorlar ve hani insanlar bunlar bireysel sporlar olduğu için oluyor. Çok daha evet, çok tamam, daha tenis federasyonu başkanımız beni çağırdı. Sizi çağırmadı. Ama bizi çağırdı. Sen tenis oynuyor musun bir kere? Hayır. Ama ikonik. Tenis oynamıyor ama ikonik. Ama hareketim var artık. Alzheimer olmamak için oralara gidiyorsun. Hayır, başlayacak oynamaya niye vurduğunu çünkü Alzheimer olmuş. Hayır canım, Emre Yusufi şeyde bütün bir yaz boyunca tenis fotoğrafı koydu ve hala koyuyor. Vallahi ve mi? Bir şey giyiniyor filan ve bir şey giyiniyor ve çat böyle bir şeyler, videolar filan çut. Sen de bunu yaparsın. Yani mesela aynı şeye topa vururken böyle mesela şut atarken filan öyle bir öyle cool durmaz. Tenis raketi çok cool bir şey. Yani çok böyle bir spor olarak yapılabilir. Oynayamasa da Hülya Avşar oynuyor muydu? Yani oynadı. Çalışsın da olur o kadar. Sürekli bir tenis raketiyle. Senin bir raketin var ya. Var getirdi. Ya sen yarın başkan şöyle bir çat yapıp mesela bir post. Ben öyle bir post atsam Instagram'a. Bence çalışır. Ama ya öyle hani gayri ihtiyari raketi almışım evden çıkarken gibi filan. Gündelik aksesuar. Ha. Vallahi öyle ya bir ben özellikle evet çok teşekkür ediyorum. Tabii biz semboldür. Biz çikolata şeker yerine zararlı evet, şeylerle raket ediyoruz. Teşekkür ederiz. Hepinizi ziyaret edip raketlerinizi hediye etmek ve sizi İstanbul'a da Şırnak'a da davet etmek istiyoruz. Yaşadınız. Evet. Tabii biz evet doğru bir rol model olması lazım. Ama tenise baktığınız zaman İngiltere'de 1860'lı yıllarda ya, Grand Slam'ler oynanıyordu. Evet, 1860'lı tabii yıllarda.
Biz daha 1920-23'te Cumhuriyeti kurmuş, oradan buraya geldiğimizde son 10 yılda tenisin tabana yayılması noktasında projeler, tohumlar ekiyoruz. 85 milyonla çok kısa bir zamanda bu dediğimiz de olacak. Ama şu anda yapmaya çalıştığımız hem başarılı sporcuları görebilmek hem de yaşam biçimine dönüştürüp onun ilgisini arttırabilmek. Yani doğru isimlerle, o doğru yerde değil mi? Doğru zamanda bulunmak. Olacağına inanıyorum yani. Yani turnuvanın çok olması, bunların hepsinde bir kazanım ve ödül var tabii diye tahmin ediyorum. Tabii. Bu sporcuların çoğalmasını da sağlıyor. Çok turnuva, hiç duymadığımız, bilmediğimiz çok turnuvalara giderek maddi anlamda da senelik ciddi paralar kazanabiliyorlar. Dünya sıralamasında olmasalar bile. O yüzden ben bilmiyordum bu kadar çok turnuva sistemi olduğunu. Türkiye bu kadar çok uluslararası turnuva almamızın sebebi biz kendimi değerlerimizi biliyoruz. Hani baktığımızda ya bizim çok paramız yok. Biz 100 tane sporcumuzu yurt dışına gönderecek gücümüz de yok. Yani var, Türkiye çok güçlü bir ülke ama yani 64 tane branştan baktığın zaman bu böyle değil. O zaman biz uluslararası turnuvaları kendi ülkemize aldık. Bizim uluslararası federasyon ile aralarımız çok iyi bizim. Tenis Europe'la ve Uluslararası Tenis Federasyonu'yla başkanları geçen aylarda ikisi birden ülkemizdeydi. Ve biz bu kadar turnuvayı alarak kendi sporcularımızı kendi evinde para harcamadan turnuva oynayıp puan kazanıp dünya sıralamasını zorlayarak o aslında bahsettiğimiz bir numaralara doğru ve ciddi bir sektör yaratmaya başladık. Yani hani sadece tenis oynamak değil, para kazanıp raket satan, top satan, işte tişört satan ciddi büyük bir ekonomik şey yaratmaya başladık. Evet. Hakemlik sektörümüz var. Grand Slam'lerde en fazla hakem veren ülke olduk. Ciddi bir sektör oldu hakemlik.